Merhaba arkadaşlar. Borsalarda Perşembe, Cuma çok hareketliydi. Buna karşın ben neredeyse bir haftadır yayın açamıyorum. Sebebi de malum bayram tatili, yazlıktayız. Bolca da misafir vardı. Şöyle gerekli mekanı ve zamanı bulamadım. YouTube katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle anlık yazılı paylaşımlarda bulunarak sakin kalmalarını sağladım ama herkese erişemedim. Maalesef böyle şey olabiliyor. Şimdi gelelim neler yaşandı. Özellikle Nvidia hissesinde Perşembe, Cuma günü yaşanan sert düşüş neye işaret? Yapay zeka devriminin sonu geldi mi yoksa başka bir şeyler mi yaşanıyor borsalarda? Tüm bunları bir anlatmaya çalışayım size. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Amerika'da vadeli opsiyon işlemleri çok yoğun olarak kullanılırlar. Yani bir hisse senedinin gelecekte fiyatının ne olacağına dair bir bahis diyelim buna çok yoğun olarak oynanır. Ve özellikle bu vadeli kontratların kapanış günlerinde hisse senedi fiyatları çok çok sert etkilenirler. Bu etkiler genelde geçici olur ama piyasalarda panik yaratabilir. Ne demek istiyorum? Bir örnekle anlatayım. Bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. CNBC'den bir veri bu. Çarşamba günü itibariyle Nvidia'nın $140 üzeri bir fiyata geleceğine oynayan opsiyonların büyüklüğü 145.734 adedi bulmuş. Ne demek bu? Birileri bir kontrat yazmışlar ve satmışlar o kontratı. Kontratı satın alanlar Nvidia hissesinin fiyatı örneğin $145 gelirse $140 hisse senedini satın alma hakkını satın almışlar. Buna işte opsiyon kontratı diyoruz. Bu durumda kontratı yazan neyi istemiyor? Nvidia'nın fiyatı asla $140 üzerine gitmesini istiyor. Altta kaldığı zaman çünkü bu opsiyonun değeri 0 olacak. Böylece kontratı yazan kişi para kazanmış olacak. Ama hisse senedi fiyatı $140 üzerine çok hareketlenmeye başlarsa bu durumda kontratı yazan kişi ciddi para kaybedecek. Bir Excel tablosu hazırladım. Onun üzerine örnekle anlatmaya çalışayım. Bakın ne diyorduk? 145.734 kontrat varmış çarşamba günü itibariyle. Her opsiyon kontratında 100 hisse senedi vardır. Bu durumda 14.573.400 hissenin kontratı yazılmış. Hedef fiyat, strike price diyoruz buna, $140. Yani kontratı yazan şöyle düşünmüş satan. Ya $140 üzerine Nvidia hayatta yürümez. Bu kontratı belki 6 ay önce sattı, belki 1 yıl önce sattı. Nvidia biliyorsunuz son dönemlerde çok hızlı yükselmiş bir hisse. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu epey ucuza bu kontratı satmış. Gel gelelim çarşamba günü borsa açılışı öncesinde hissenin fiyatı $140 üzerine gitti. Şimdi bu kontratı yazan insanlar da panik yaratmaya başlar tabii. Niye? Çünkü çok ciddi zarar edecekler demektir. Bir örnek vereyim. Mesela hissenin fiyatı $141 bulsa 141 eksi 1 eşittir $1 çarpı 14.573.400 adet ne vardı? Hisse senedi vardı opsiyon kontratına konu olan. Bu durumda kontratı yazanların zararı $14.573.400 olacaktı. Eğer hissenin fiyatı o gün mesela $145 bulsaydı bu sefer de kontratı yazanlar $72.867.000 zarar edeceklerdi. Nvidia'nın son günlerdeki momentumu belki de kontratı cuma günü $150 kadar taşıyabilecekti. Bu durumda kontrat satanlar $145.734.000 para kaybedeceklerdi. İşte tabii bu kontratı satanlar bu parayı kaybetmek istemiyorlar. Bir de tek yazdıkları opsiyon kontratı $140'lık da değil. 139'luk, 138'lik, 137'lik, 136'lık, 135'likler de var. Bu durumda zarar daha da büyük hale gelebilir. Bir örnek vermeye çalışalım. Mesela diyelim ki hedef fiyat $130 olsun. Yani $130'lık kontratlar satmış olsunlar ki gayet de mümkün. Bir yıl önce Nvidia'nın buralara geleceğini kimse düşünmüyordu. Bakın zarara. Eğer hissenin fiyatı $141 çıkmış olsaydı kontrat yazanlar $160.307.400 zarar edeceklerdi. Eğer $150 kapanışta bulsaydı, cuma günü kapanışta çünkü kontratların kapanış günü cumaydı, $291.468.000 zarar edeceklerdi. Eğer bu adette kontrat satılmışsa. Ve Nvidia çok kontrat satılan bir hisse senedi. Neden? Çünkü çok volatil, hisse fiyatı çok sert hareketler gösterebiliyor. O yüzden de opsiyon yazanlar da, opsiyon satın alanlar da Nvidia'yı seviyorlar. Burada büyük kar fırsatları var diye. Şimdi kendinizi bu opsiyonları satanların yerine koyun. Çarşamba günü piyasa açılışı öncesinde hisse $140 üzerine gitmiş. Acayip bir momentum var. Cuma'ya kadar 150'ye gitmesi işten bile değil. 130, 131, 132, 133, 140, 120 bir sürü farklı fiyatlarda da yani cuma günü kapanışta gelebileceği fiyatın altında strike price'larda da kontratlar satmışsınız. İflas bile edebilirsiniz. Bu durumda anlıyorsunuz ki bu kontratı yazanlar hisse senedi fiyatının aşağı doğru gitmesini istiyorlar ağırlıklı olarak. Eğer çok fazla put opsiyon yazmış olsaydı tersini isterlerdi ama şimdi orada kafanızı karıştırmayayım. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Hissenin fiyatını aşağı çekmeleri gerekiyor. Bunun için de ellerine bir sürü silah var. Mesela silahlardan bir tanesi hisse senetlerini piyasadan ödünç alıp açığa satmak olabilir. Açığa sattıkça hisse senedinin fiyatı aşağı doğru inebilir. hisse senediyle ilgili kötü haber yayınlamak olabilir, düşüş tetikleyen. Mesela Palantir'de bunu yaptılar. Nvidia'da yapamadılar. Çünkü Nvidia'da kötü haber yayınlamak artık zor. Palantir'de bunu yaptılar ve bir Wall Street analisti Palantir'i downgrade etti. Hisse Cuma günü tam kontrat kapanışlardan önce %7.23'e yakın düştü. Yani tesadüf oldu bütün bunlar. Ve bir yandan piyasalarla ilgili genel panik yaratabilirler. Kendi müşterilerini hisse senedi satmaya teşvik edebilirler. Yapabilecekleri çok fazla şey var. Burada amaçları bu zararı mümkün olduğunca azaltmak. Çünkü çok sayıda kontrat, bir de sadece Nvidia hissesi yok ki. Palantir'de böyle hızlı yükseldi, SMCI'de böyle hızlı yükseldiler. Bunların hepsini ne yaptılar? Perşembe Cuma saldırıp aşağı doğru çektiler. İşte bu tip şeyler Amerikan borsalarında sık sık yaşanıyor. Artık bunlara alışkınız ve Cuma günü Amerikan borsalarındaki en büyük opsiyon kapanış günüydü. 5.1 trilyon dolarlık opsiyon kapandı. Ne demek bu? 145.734 opsiyon yazılmış çarpı 2 sent sırf bu opsiyonların büyüklüğü. Düşünün, bunları üst üste ekliyorsunuz. Bir sürü farklı hisselerdeki farklı opsiyonlarda 5.1 trilyon dolarlık büyüklüğe geliniyor. Böyle günlerde hisse eğer opsiyon gününe kadar çok hızlı yükselip gelmişse, ki borsanın geneli biliyorsunuz Haziran'da çok hızlı yükseldi. O Perşembe Cuma günü bolca satış yememiz her zaman gördüğümüz bir şey. Bu nedenle ben Perşembe Cuma günü Nvidia hissesinde, Palantir hissesinde, benzer özellikle yapay zeka hisseleri, onlar çok hızlı yükselmişlerdi biliyorsunuz. Yaşanan düşüşleri çok da önemli görmüyorum. Çünkü zaten endeksin geneli düşmedi. Neden? Çünkü buralardan çıkan paranın bir bölümü başka hisselere doğru kaydı. Ve bütün hisselere yayılan bir opsiyon fiyatlaması da fazla olmadığından Nvidia gibi, Palantir gibi, SMCI gibi yapay zeka oyuncuları dışındakiler çok da fazla etkilenmediler bundan. Pazartesi günü bunun momentumu biraz daha devam edebilir. Çünkü unutmayın, bir de stop loss'lar patlıyor. Bazı yatırımcılar panik yapıp satmaya başlıyorlar. O da biraz devam edebilir. Ama eğer yapay zeka ile ilgili genel tez değişmemişse, ben değişecek bir şey görmüyorum. Nvidia'nın fiyatı belki bir süre buralarda konsolide olup tekrar yukarı doğru dönebilir diye düşünüyorum. Çünkü Amerikan borsalarıyla ilgili temel bilgi akışında bir değişiklik yok. Enflasyon hızla düşmeye devam ediyor. Fed inatçılık ediyor ama piyasa Fed'in inatçılığının pek bir yere gitmeyeceğinin farkında. Bu ana tezler değişmiyor. Yapay zeka tarafında beklentilerde ciddi bir değişim yok. Bu durumda bu fiyat hareketlerini biraz işte bu opsiyon pazarına bağlayabilirsiniz. Buradan kendinize çıkarmanız gereken ders, hisse senedi fiyatlarındaki ani hareketlerde çok panik olmayın. Önce sebebini araştırın, ne olabilir diye. İşte opsiyon kapanış günleri buna tipik bir örnektir. Cuma günü de böyle bir örnekti. Bir de Cuma günü başka enteresan bir şey daha yaşandı. XLT diye bir ETF var. S&P 500 hisselerinin ETF'idir bu. Ve orada bir ağırlık dağılım değişimine gidildi. Ne demek bu? ETF'in içerisindeki hisse senetlerinin dağılımı değişiyor. Galiba Nvidia'yı artırıp Apple'ı biraz azalttılar. Bu tip günlerde yine hisse senedi fiyatlarını çok hareketlendiriyor. Çünkü ETF'ler özellikle büyük emeklilik fonlarının çok kullandığı yatırım araçları. Ve bu büyük yatırım araçları, mesela XRT ETF'inin büyüklüğü 70 milyar doların üzerinde. Bunun içerisindeki dağılım değişiklikleri hisse senedi fiyatlarını yine kısa vadeli çok hareketlendirebiliyor. Benim için bunlar uzun vadeli bakışta gürültüdür ama biliyorum pek çoğunuz bu tip detayları bilmiyorsunuz. Bir paylaşmakta fayda var. Henüz ben borsalarda bir aşağıya doğru ciddi kırılma yönü görmüyorum. Belki pazartesi salı biraz daha bu momentum devam edebilir. Sonra normal yolumuza gireriz gibi gözüküyor. Bu çerçevede Haziran ayının zaten iyi geçeceğini düşünüyordum. Haziran ayı çok da iyi geçti endeksler genelinde. Hisse senetleri bazında da öyle. Temmuz'da sanki iyi gidecek gibi gözükmeye başladı bana ama gelecek hafta bununla ilgili daha detaylı videoyu YouTube katıl ve haddini aş kulübüyeleri paylaşacağım. Umarım uzun zamandır sizi yalnız baktığım için bana kızmamışsınızdır. Beni de bazen dinlenmem de gerekiyor açıkçası. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.